Dün demokrasi şehidimiz Yasin Naci Ağıroğlu mezarı başında anıldı. Başta Antalya valisi Münir Karaloğlu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Korkdeli Kaymakamımız Ömer Çimşit, Korkdeli Belediye Başkanımız Ömer İşlek ve halkımız mezarı başında dualar etti. Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'nde mezarlıkta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyeleri Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarına çiçek bıraktılar. Korkuteli Müftülüğü'ne bağlı imamlar şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Antalya İl Müftüsü Osman Artan dua etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara seslenen baba Osman Ağaroğlu, Yasin Naci Ağaroğlu'nun topluma mal olduğunu söyleyerek "Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz." dedi. 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro görenlere üzüldüklerini belirten şehit babası Ağaroğlu, "O işgal hareketinde senin çocuğun polis değildi, asker değildi. Niçin sokağa saldın? Meydan 3-5 çapulcuya kalsa" demek isteyenlere "üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımızı zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize, memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin" dedi. Sayın Valim, sayın belediye başkanlarım, komutanlarım, müftülerim, daire amirlerim, protokol, uzaktan yakından buraya teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, 3 yıl önce burada toprağımıza verdiğimiz memleketimizin evladı, sizin evladınız, her ne kadar nüfusla bizim çocuğumuz geçiyorsa da ilk gün buraya toprağı verirken 5-6 kilometrelik yolların kilitlenmesine sebep olup 50 bin kişilik bir cemaatle buraya toplandığınız gibi yine aynı şevk ve heyecanla, gururla bu hizmeti yapıyorsunuz. Cümlenizden Allah razı olsun, geldiğiniz için attığınız her adımları Allah-u Teala binlerce defa sevap yazsın inşallah Teala. Evet, bu çocuk bizim çocuğumuz olduğu gibi bizden daha fazla topluma mal olmuştur. Onun için evladınıza yaptığınız görevlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat yetiştirebilmişsek bu noktada gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz. Ama üzüldüğümüz bir nokta varsa, o işgal harekatını bir tiyatro görenlere üzülüyoruz. O işgal hareketinde senin çocuğun polis değildi, asker değildi. Niçin sokağa saldın? 3,5 çapulcuya meydan geniş kalsaydı demek isteyenlere üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize, memleketimize birlik, dirlik, düzenlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin. Amin.